Savaşın ve çatışmaların en gizli görevlerini yerine getiren keskin nişancılar, orduların en gözde ve en önemlilerinden biridir. Özellikle savaşlarda kahramanlıklarıyla nam salan ve dünya üzerinde yapılan savaşlarda tarihe geçen pek çok keskin nişancı bulunuyor. Biz de bugün sizlere gelmiş geçmiş en iyi 17 keskin nişancıdan bahsedeceğiz. Lyudmila Pavlichenko. Videomuzun ilk sırasındaki keskin nişancı eminiz birçoğunuzu şaşırtacak. Çünkü ilk keskin nişancımız sanılanın aksine erkek değil, bir kadın. Lyudmila Pavlichenko, güzel fiziğiyle ülkesinde manken olabilecekken o Sovyet ordusunda keskin nişancı olmayı tercih etmiş. İkinci Dünya Savaşı boyunca Sovyet ordusunda görev alan 2000 kadından biri olan Pavlichenko, elde ettiği başarılarla adını hem ülke hem de dünya tarihine yazdırmıştır. Görev aldığı Odessa-Sivastopol cephelerinde 36'sı düşman keskin nişancı olmak üzere 309 Alman askerini öldürerek bir kadının istediğinde ne kadar tehlike olabileceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Aynı zamanda Pavlichenko bir Amerikan başkanı tarafından Beyaz Saray'a kabul edilen ilk Sovyet vatandaşıdır. Bir tanıtım ziyareti için Amerika'ya gönderildiğinde başarılı keskin nişancı Beyaz Saray'a davet edilmiş ve orada Franklin Roosevelt tarafından karşılanmıştır. 2. Simo Hayha. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancısı Simo Hayha ile tanışın. Rusların Finlandiya'yı işgal etmesinden önce sadece basit bir çiftçi ve sade vatandaş olan Simo'nun hayatı orduda görev almaya başlamasıyla tamamen değişmiş. 1939-1940 yıllar arasında gerçekleşen Kış Savaşı boyunca Simo 505 asker öldürmüş. Bu tek kişilik katliamın ardından Kızıl Ordu tarafından kendisine Beyaz Ölüm lakabı ithaf edilmiş. Bu konuda Ruslara hak vermemek işten bile değil, öyle değil mi? Aynı zamanda Simo 100 günden daha kısa bir sürede sniperla elde edilen en çok ölü sayısına ulaşmış. Ünü cephede kulaktan kulağa Rus komutanlarına kadar gidince peşine özel birlikler takılmış. -40 derecede nefesinin belli olmaması için ağzında karla atış yapan Hayha, topçu ateşi desteğiyle birlikte 6 Mart 1940'ta bir Rus askeri tarafından çenesinden vurulmuş. Çenesi paramparça olmasına karşın hayatta kalmayı başaran Simo, kısa bir süre komada kaldıktan sonra barış anlaşması imzalanan 13 Mart tarihinde uyanmış. 3. Korkunç Abdül. Sırada Çanakkale Savaşı sırasındaki performansıyla tarihe geçen ilk Türk keskin nişancı Korkunç Abdül var. Aslında Anzaklar Abdül'e Korkunç Abdül anlamına gelen Abdül the Terrible lakabını vermişler. Gelibolu cephesinde Osmanlı ve Alman askerlerini canından bezdiren Billy Singh isimli keskin nişancıyı ortadan kaldırmak ile görevlendirilmiş. Bunun için siperinde bir hafta beklediği rivayet edilse de Gelibolu katili lakaplı Billy Singh tarafından öldürülmüştür. 5. Vasily Zaytsev. Hayatı filmlere konu olan keskin nişancı Vasily Zaytsev ile tanışın. Gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancılardan biri olan Vasily Zaytsev, 2. Dünya Savaşı sırasında görev aldığı Sovyet ordusunda, Stalingrad cephesinde aralarında 13 Alman keskin nişancının da bulunduğu toplam 225 askeri yok etmiş. Elbette bu başarılar onu dünyada tanınır biri haline getirmiş ve hayatı bir Hollywood filmine konu olmuş. Filmin adı ise Enemy at the Gate. Takvimler 1943 yılını gösterdiğinde ise dürbünü içinden geçerek gözüne isabet eden sniper mermisiyle ciddi şekilde yaralanıp ölümden dönmüş. Tam 12'den yediği bu mermi onu cephelere veda etmek zorunda bırakmış. Başarıları ise Sovyet ordusunun morallerini yüksek tutması için askerler arasında kulaktan kulağa yayılmış. 6. Thomas Plunkett. Thomas Plunkett adındaki keskin nişancıda sıra. Thomas, 600 metreden yapmış olduğu atışa ünlü bir Fransız generalini vurarak ordusu adına kritik ve önemli bir başarıya imza atmıştır. Kendisi İrlandalıdır ve tam bir ruh hastasıdır. Bunu da yapmış olduğu atışın şans eseri olduğunun düşünülmemesi için aynı hedefi tekrar vurma ihtiyacı hissetmesinden anlıyoruz. Ordusundaki askerler hedeflerini 50 metreden vurmak için eğitim almasına karşın Plunkett 600 metredeki hedefine isabetli 2 atış yaparak en iyi keskin nişancılar arasındaki yerini almıştır. 8. Carlos Hathcock. 17 yaşında Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne katılan Carlos, tarihteki en önemli keskin nişancılardan birisidir.
Carlos sadece özel yetenekli insanların kabul edilip yetiştirildiği Camp Lejeune'de bir keskin nişancı olarak alanında üst seviyelerde yetiştirilmiştir. Zorlu eğitimden sonra ilk görev yeri olan Vietnam Savaşı'na katılmış ve 2 hafta görev yaptığı savaşta resmi olarak 93, gayri resmi olarak da 103 kişiyi öldürmüştür. Ünü o kadar yayılmıştır ki Kuzey Vietnam ordusu onu öldüren kişiye 30 bin dolar ödül vereceğini duyurmuştur. Ayrıca Hancock uzaktan atışlarda kamuflaj konusunda ustalaşmıştır. Yapmış olduğu kamuflajlarla Vietnamlılar kendisine Beyaz Tüylü Sniper lakabını vermiştir. 9. Adelbert Waldron. Adelbert Waldron, Amerikan ordusunun gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancısı unvanına sahiptir. Adelbert de Vietnam Savaşı'na katılmış ve toplamda 109 kişiyi öldürmüştür. Vietnam Savaşı'nı anlatan bir kitapta Waldron hakkında Mekong Nehri'nden askerlerin üzerlerine doğru ateş açarak gelen bir düşman botundaki keskin nişancıyı tam 900 metre uzaklıktaki bir ağacın üzerinden vurduğu anlatılmıştır. Böylelikle Waldron bütün birliğin yok olmasını engellemiş ve Amerika'nın savaş kahramanları arasında olmaya hak kazanmıştır. 10. Francis Pegah Magabow. Sırada 1. Dünya Savaşı'nın en gizemli isimlerinden biri Francis Pegah Magabow var. Francis, 1. Dünya Savaşı'nda Kanada adına Mount Sorel, Passchendaele ve Scarpe muharebelerine gönüllü olarak katılmıştır. Akıl sağlığı konusunda insanların şüpheleri vardır. Ancak o toplamda 378 kişiyi öldürmüş, 300 kişiyi de esir almıştır. Francis almış olduğu madalyalardan oluşan koleksiyonunu tamamladıktan sonra da askerliği bırakmış ve sırra kadem basmıştır. Öldürülmesi en zor adamlardan biri olduğu için Francis'in ortalıktan kaybolduğu düşünülüyor. 11. Rob Furlong. Kanadalı eski bir paralı asker olan Rob Furlong ise keskin nişancıların arasında kırılması zor olan bir rekorun sahibidir. Furlong, El-Kaide'ye yönelik yapılan Anaconda operasyonunda şimdiye kadar yapılmış olan en uzun mesafeden başarılı atış yapma rekorunun sahibidir. Furlong'un 2430 metre ile kırmış olduğu bu atışın alanını tarif etmek gerekirse yaklaşık 26 tane futbol sahası büyüklüğündedir. 12. Matthäus Hetzner. Sırada tarihin en ölümcül Nazi nişancılarından birisi Matthäus Hetzner var. Matthäus, kayıtlara göre 345 düşman askerini öldürmüştür. Tespit edilen en uzun mesafeli atışı ise 1100 metre olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın sonralarına doğru ise Sovyetler tarafından yakalanmış ve 1950'de serbest bırakılmıştır. 13. Ivan Sidorenko. Normalde askeri eğitmen olan Ivan Sidorenko, aynı zamanda oldukça başarılı bir keskin nişancıdır. Sovyetler adına 2. Dünya Savaşı'na katılmış ve kayıtlı olarak toplamda 500 düşman askerini öldürmüştür. Eğitmenlik döneminde ise 250 tane keskin nişancı yetişmesini sağlamıştır. Nazilerin korkulu rüyası haline gelen Ivan, Rus ordusundan binbaşı rütbesiyle ayrılmıştır. Ivan Sidorenko, ordudan ayrıldıktan sonra kömür madeninde işçi olarak çalışmaya başlamıştır. 15. Josef Allerberger. 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler adına savaşan Josef Avusturya doğumludur. Resmi kayıtlara göre Josef 357 düşman askerini öldürmüştür. Kendisi ise savaş sırasında yaralanıp düşman askerlerinin eline geçmiştir. Fakat Josef Allerberger düşman askerlerinin elinden kaçıp evine dönmeyi başarmıştır. Sonrasında da sıradan bir insan olarak hayatını marangozluk yaparak geçirmiştir. 16. Sergeant yani Çavuş Grace. Sergeant Grace, 1864 yılının Mayıs ayında Amerikan İç Savaşı'nın en hareketli bölgelerinden biri olan Spotsylvania'da inanılması güç bir olaya imzasını atmıştır. Savaşın daha başlamadığı dakikalarda General John Sedgwick savaş alanlarını gezerken erlere "Merak etmeyin, bu mesafeden bir fil bile vuramaz onlar" diye cümlesine başlamış ve daha sözünü bitirmeden sol gözünün altından vurularak öldürülmüştür. Generali çok uzak mesafeden öldüren keskin nişancı ise Çavuş Grace'dir. Olayın araştırılması yapıldıktan sonra Çavuş Grace'in atışını tam 915 metreden yapmış olduğu öğrenilmiştir.